Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerin köylerinizi inceliyoruz. Köy inceleme serisinin yeni bölümüyle daha karşınızdayım. Önceki videoya yorum atan arkadaşlardan rastgele yorumlar çekerekten köylerinizi incelemeye başlayacağım birazdan hızlı bir şekilde. Videoya başlamadan hemen önceki videoya 100 like'dan fazla like atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda 100 like gelir gelmez yeni videoyu çekmek için çalışmalara başlayacağım diyelim. O yüzden videoya 100 like atın, hızlı bir şekilde yeni bölümünü atacağım sizlere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Onun için de klana geldiğimizde Korkusuz Oyuncu adında çok güzel bir klanımız var. Klanımıza da gelmek isterseniz, benle beraber ve diğer arkadaşlarımla beraber oynamak isterseniz Korkusuz Oyuncu adında da direkt çıkacaktır. Etiketi de burada zaten yazıyor. Videoyu durdurup isterseniz etiketini de alaraktan sağlam köyünüz varsa ve iyi saldırılar yapıyorsanız hemen lig öncesi de klanımıza gelebilirsiniz diyorum. İlk arkadaşımla şimdi başlıyor olacağım. Köy inceleme kısmına gel bakalım. Şimdiden ağzına sağlık demiş. Sopey'in 7. yorumu denk gelmiş arkadaşlar. Sopey'in köyüyle sizin köylerinizi incelemeye başlıyorum. Yorumlar kısmına köy etiketinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 100 like geldikten sonra hemen yeni bölümü çekeceğim. O yeni bölümde sizi incelemem için yorumlar kısmına atabildiğiniz kadar fazla köy etiketinizi atmaya çalışın. Onun da bilgisini vermiş olayım. BDB'den son 3 bir hesabımız var. 75, 75, 50, 25 yapacağız seviyesini. 163 seviye Kral Samet adında bir hesabımız. Burada kraliçe, benim ilk kullandığım kraliçe kostümümüz var ve DJ koruyucumuz var arkadaşlar. Bir ziyaret et diyelim bakalım bakalım. Oo, bayağı eski hesap şu Clash yeni yıl ağacı falan çok güzel duruyor. Onun içinde benim favori arka planım biliyorsunuz. Şu an artık BDB'den son 7 arka planımızı, adalet arka planımızı kullanıyoruz ama büyük ihtimal değişmeyecek. Bu arka plan benim uzun zamandır en sevdiğim arka plan. Çok güzel bir arka plan bence. Kaya Saçar yükseltmemiz var. Kaya Saçar yükseltmemiz var. Bir tane kraliyet şampiyonu, bir tane büyük koruyucu yükseltiyoruz. 4 yükseltme direkt gözlerimizin önünde gördük. Bir tane kışla yükseltmemiz var. 5. yükseltmemiz. Artık etkinliğin son zamanlarındayız. Sinsi Goblin'de kupa kasmayı çok da bilmeyen bir arkadaşımız. Ben Sinsi Goblin'de 3000 kupa altına düşmedim arkadaşlar. Ve BDB'den son altı duvarlarını yaklaşık 4-5 günde falan fullledim. Dediğim gibi 3000 kupa altına da düşmedim. Aslında Sinsi Goblin'de kupa düşmeden ganimet kasmak aşırı kolay bir şey olduğunuz kupada kalaraktan. Ama yapmayı biliyor olmanız lazım. Onu öğrenmeniz çok önemli. Söylemiş olayım. Çoğunuz çünkü Sinsi Goblin'de ganimet kasmayı aslında bilmiyor. Sinsi Goblin kullanırken çok fazla kupa düşüyorsunuz. Aslında Sinsi Goblin'de olduğunuz kupada kalarak ganimet kasmak, hem daha fazla ganimet kasarsınız hem de çok kolay. Bunları ganimet kasma videolarımı izleyerek öğrenirseniz daha fazla ganimet kasabilirsiniz. Daha kolay kasabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Burada çok güzel 5 tane yükseltmemiz var. Birazdan 6. inşaatçı var mı diye inşaat üstü tarafına bakıyor olacağım. 6. inşaatçımız olmayabilir. Hatta yükseltmene bakayım. Evet, muhtemelen 6. inşaatçımız yok. Duvarlarımız vesaire fullemişiz. BDB'den son 2-13. Aslında etkinlik bitmesi artık çok az kaldı. Artık çok geç ama BDB'den son 4'e geçip 14 duvarlarını da fulleyebilirdin. Ama kahramanlar falan da bayağı geri. BDB'den son 3'te kalman bence daha mantıklı olmuş. İyi ki 14'e geçmemişsin. Vazgeçtim. Yükseltebildiğin kadar etkinlik boyunca kahraman yükseltmen senin için iyi olacaktır. Halen kahramanların geri. Kalan son günlerde kahraman yükseltmeyi tercih edebilirsin. Gel bakalım inşaatçı tarafına bir bakalım. İnşaatçı tarafında bir tane iksir toplayıcı yükseltmemiz var. Bir de ikinci yükseltme görebilirsem %80 verimle çalışıyoruz demektir. Evet, ikinci yükseltmeyi de gördüm. Savaş helikopteri. Birinci yükseltme %40, ikinci yükseltme %80, araştırmayı da %20'den %100 verimle burada gelişiyorsunuz diye ben kodladım arkadaşlar. İki yükseltmemiz var. %80 verimle geliştiriyoruz inşaat üstü tarafını diyelim. Gayet güzel. Altıncı inşaatçımıza ne kadar var bir ona bakacağım. Burada 19. seviye. Bu da 18. seviye. İkisinde 20-25 yapsak bir seviye. Buradan da 7 seviye var. Yaklaşık bir 8 seviye daha yükseltmemiz var. Mümkün olduğunca inşaatçı tarafında da kahramanlarımızı yükseltmeye çalışalım diyorum. Sonraki arkadaşımla güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bence en büyük eksiğim 6. inşaatçı yok. İnceler misin demiş. 32. yorumu denk gelmiş arkadaşımızın. Hak etmiş gerçekten çıkmayı. Fazla yorum atan kişiler genelde çıkıyor arkadaşlar videoda. Yorumlar kısmına köy etiketinizi bırakabilirsiniz bu arkadaşımız gibi. 6. inşaatçı en büyük eksim demiş. BDB'den son 2 65 65 40.
olacağız. Kahramanlarımızın kostümleri bu şekilde. Yine altın bilet almışız. Kraliçe yine benim eski kraliçem. İlk aldığım kraliçe kostüm var arkadaşlar. O hatta oyunda ilk taşla aldığım kostüm bu kraliçe kostümü. Benim için önemli bir kostüm o yüzden. İnşaatçısı tarafından inşaatçımızı getirmişiz. Burada havanımızı yükseltiyoruz. Evet, iki tane inşaatçımız boşta. Önemli eksiklerimizden birisi de inşaatçılarımız. Bütün duvarlarımız maxken ve etkinlik varken iki inşaatçının birden boşta olması büyük bir eksiklik. Onun için de bakalım. Havan yükseltmemiz var. Büyücü kulesi yükseltmemiz var. Yani hatta 6. inşaatçıdan daha büyük bir eksiklik. Çünkü 6. inşaatçı bir tane inşaat çekler. Ama burada iki tane inşaatçımız boşta. Lütfen bunlar çalışmıyorsa çalıştıralım. Ama bu köyde çalışıyor olabilir arkadaşlar. Biz çalışmıyor görüyor olabiliriz. Neden diyecekseniz, çünkü köyün savunmaları baktığımda belediye binanın son iki seviyesinde max. O yüzden arkadaşımız tuzak yükseltiyor olabilir. O yüzden çok net bir şekilde konuşmayacağım. Tuzak yükseltiyorsak gayet okey. Aslında şey yapabilirmişiz. Yine kahramanlarda bir seviye geriliğimiz var. Genel olarak kahramanlarda gerilik görüyorum arkadaşlar. Kahramanlığınızı toparlarsanız ve yükseltirseniz bu süreçlerde çok çok iyi olacaktır. Onun için de şurada 2 tane yükseltme, 3 tane yükseltme. Evet, 3 tane yükseltme gördüm. Zaten 2 inşaatçımıza boşta cadı golem yapan bir arkadaşımız belediye binası. 12 seviyesinde devi falan bile var hatta. Gelin bakalım bir de inşaat üst tarafına bakalım. Anaköyümüz sağlam gibi duruyor. Belediyeden sonuçta kahramanlar dışında neredeyse hazırız. İnşaat üst tarafında Yıldız Laboratuvarı'nda araştırmamız var. %20'yi buradan aldık. Bir tane çok lavan yükseltmemiz var. %40'ı buradan aldık. %60 oldu. Bir yükseltme daha görebilecek miyim? %100 yapabilecek miyiz o gelişme oranımızı? Bir tane daha yükseltmemiz yok galiba. %60'lık bir oranla inşaat üst tarafında geliştiriyoruz. Burada düzen vesaire de lazım. 6. inşaatçı almak aslında baktığınızda çok da zor değil arkadaşlar. Direkt inşaat üst tarafına gelişmek çok zor değil. Her gün yıldız bonuslarınızı alıp bir de üstüne 2 inşaatçınızı çalıştırırsanız, yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 2 inşaatçının çalışması inşaat üst tarafının maksanması için fazlasıyla yeterli oluyor. Burada da mümkün olduğunca savaş helikopteri ve savaş makinesini yükseltmeye çalış. Kullandığım birlikleri laboratuvarda yükselttikten sonra diyorum. Ve sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Gel bakalım. Evet. Buğra Tütüncü geldi arkadaşlar. Köyümü beğenirsen lütfen videonun kapak resmine koyar mısın demiş. 32. yorumu denk gelmiş. Onu genelde en ilgi çekici köyü yapıyorum kapak fotoğrafı ama... Bakalım. Belediye binası 15 bir hesabımız var. 203 seviye. Emre'nin klanında. Kaç? 90-90-65-40 mı oluyor? 90-90-65-40. Kahraman. Büyük koruyucu almışız arkadaşlar. Lig madalyalarıyla alınan kostümlerden bu biliyorsunuz. Koruyucu kostümümüzü almışız burada. Kostümlerimiz güzel duruyor bu arada. Gel bakalım ziyaret et diyelim, köyümüze bakalım arkadaşımızın. Burada bir tane kale saçar, bir tane kale saçar. İki tane cehennem kulesi yükseltmemiz var. Dört tane çok sağlam yükseltmemiz var. Kesinlikle acilen bir düzene ihtiyacımız var. Belediye binası 15 düzeni. Benim düzen videom var, oradan alabilirsin. Yakında yenisini de çekeceğim belediye binası 17 geldiğinde. Burada ağaçlarımız var. O eski hesap, bayağı güzel hesap. Dekorasyonu olan hesaplara ben çok fazla değer veriyorum. Şu Clash yeni yıl ağaçları çok çok güzel. Özellikle mavi olanını ben çok beğeniyorum. Kış temalı olanları. Ama bunlar da aşırı güzel. Dekorasyon gördüm mü biraz benim gözüm kayıyor ya. Çok güzel abi köy. Vallahi köyün çok güzel reis. Şöyle ben bir ekran görüntüsü alayım. Sırf dekorasyonlar için seni belki kapak fotoğrafına koyabilirim. Bakalım duruma göre söz vermeyeyim ama. Hayvan barınağı yükseltmemiz var burada. 5 tane yükseltme gördük. 6. yükseltme olarak da atölye yükseltmemiz var. Çok güzel yükseltmemiz var diyebilirim. Ağır savunmaları da yavaş yavaş belediye binası 15'e basmaya başlamışız. Kahramanları maxlayarak mı geçmişiz? Maxlayarak geçmişiz. Çok sağlam bir belediye binası 14'ten 15'e geçiş yapmışız. Elimize sağlık, duvarları da etkinlik boyunca bitirmişiz. Laboratuvarımızı araştırmamızı yapıyoruz. Burada elektrotisan kullanıyoruz. Belki klan savaşında bağış için de atıyor olabilir, bilmiyorum. Kullanıyor da olabilir. Elektrotisan bulunuyor ordu kamplarımızda. İnşaat üst tarafında hazır bir düzenimiz var ama 4600 kupadasın. Burası da gayet iyi. Kupa olaraktan baktığımda ve savunmalar neredeyse max. Max'a çok yakın. Buraya da maxlarsan çok çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hazır olmayan bir düzen kullanırsan çok iyi işler çıkartırsın. Eline sağlık diyelim. Ya bakalım, duş ses geliyor. Dışarıdan ses geliyordu arkadaşlar da, mikrofona geliyor mu bilmiyorum ama kapımı kapattım hemen.
Aa, kendi yorumum denk geldi. 400 yorum içerisinden benim verdiğim yanıt denk geldi. Dur bakayım, etiket arıyorum arkadaşlar, yorumlarda buldum. Lamido adında bir arkadaşımız, büyük ihtimal ismi Yiğit. 5. yorumu denk geldi. Şimdi arkadaşımızın köyünü inceleyelim. Hürriyet adında bir hesabımız var. 105 seviye. BDM'den son biz 50-50-20 olacak. Bir seviye kraliçemiz kalmış. Hesabın ismi de güzelmiş bu arada. 254 kazanılan klan savaşı yıldızımız var. Okçu kraliçe yükseltmemiz var. Top yükseltmemiz var. Güzel. Bakıyorum başka yükseltmemiz var mı diye. İki tane inşaatçımız boş duruyor. Bir tane de burada top yükseltmemiz bulunuyor. Büyük ihtimal 6. inşaatçımız yok. Elektro, bebek ejderhalar var. Elektrolarla koridor daraltıyoruz bebek ejderhayla beraber. Ondan sonra da ejderha balon saldırısına dönüyoruz gördüğüm kadarıyla. Aslında güzel bir ordu. BDM'den son bir için, hava saldırısı için bence fena olmayan bir ordu diyebiliriz. Düzen olarak da hiç kötü olmayan bir düzen kullanıyorsun. Burada depoların hepsi bir yerlerde. Tam ganimet kasmalık mı sanki acaba diyeceğim de çok da değil aslında. Bayağı iyi yapmış düzeni ya. Düzeni beğendim bu arada arkadaşlar. Genel olarak sağlam bir BDM'den 11 gibi duruyoruz. BDM'den 12'ye çok da bir şey kalmamış. BDM'den 11 max olmuşsun diyebiliriz. Bu iki inşaatçın çalışıyordur çalışmıyordur bilmiyorum ama çalışmıyorsa mutlaka çalıştıralım. Tuzak bile yükseltirsek bizim için kardır. Gel bakalım bir inşaatçı tarafına hemen bakalım. Altın depomuz falan bayağı dolu. Yükseltmemiz var mı? Burada laboratuvarımız çalışmıyor. Şifa kulübesini yükseltiyoruz. Çok değerli bir yükseltme saldırı kısmı için. Adetten bir tane daha yükseltme yaparsak çok iyi olur. İnşaatçı tarafında %40 verimle geliştiriyoruz diyebilirim diyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Gel bakalım. Evet. Hem hocamda BDB'den sonuç 14-15 duvarlarını maksadım. Yeni 16 geçtim. Tavsiyeni bekliyorum. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim yorumun için. Gel bakalım şöyle etiketi yapıştıralım. Furkan 182 seviye bir BDB'den son 6 arkadaşımız. 72 84 60 39 95 95 70 45. Yani toparlanabilir seviyelerde diyebiliriz. 1059 yıldızımız var. Titan adında bir klanda. Seni bizim klana davet edeyim. Gelmek istersen gelebilirsin. Arka planı yorumsuz. Muazzam bir arka plan zaten. Zaten dünkü videomu izlemediyseniz arkadaşlar şu an izleyebilirsiniz. Veya bu videoyu bitirdikten sonra izleyebilirsiniz. Arka planı aldım ve arka planı bayağı inceledik, yorum falan yaptım. Dünkü videoda izlemediyseniz halen bu arka planı aldığım video. Onu da izleyebilirsiniz. Hatırlatmasını yapmış olayım. Okçu kraliçe yükseltmemiz var. İki tane X'ye yükseltmemiz var. Laboratuvarımızda araştırma yapıyoruz. Bir tane daha X'ye gördüm. Toplam 4 yükseltmemiz var. Sinsi Goblin ve Süper Duvar Yıkıcı kullanıyoruz. Ganimeti kasmak için muazzam bir ikili. Onun içinde bir tane inşaatçımız boşluğu duvarlar içindir muhtemelen. Ve bir inşaatçımız da 6. inşaatçı. Evet, burada Kraliçe şampiyonunu yükseltiyoruz. Biraz orada gözükmüyor ama görmeyi başardık arkadaşlar. 5 tane sağlam yükseltmemiz var. 3 tane X'e, 2 tane kahraman, 1 tane duvarda inşaatçımız var. Gerçekten güzel duruyor diyebilirim. BD binası 14 tane savunmalarımız var. Yani BD binası 16 seviyesinde bayağı sağlam işler çıkartırız. Şurada 13 tane kalmalar var ama onları da hallederiz. BD binası 16 seviyesinde bence her şeyi maxlarız diye düşünmekteyim. Gel bakalım bir inşaatçı tarafına bakalım. Orada ne alemdeyiz? Of, çok güzel duruyor. Hem lapis kürtücü yükseltmesi var. Hem savaş makinesi yükseltmesi var. Köyün gelişip gelişmemiş olduğuna inanın bakmıyorum arkadaşlar. Benim için şu an ne yaptığınız önemli. Bundan önce ne yaptığınız değil. Çok güzel iki tane yükseltmemiz var. Laboratuvarımız çalışmıyor ama laboratuvar inanın bana inşaatçılar kadar asla önemli değil. %80 verimle inşaatçı tarafında da gelişiyoruz. Elimize sağlık. Düzen de fena durmuyor. 2600 kupalar için gayet iyi düzenler. Güzel işler çıkartırsın diye düşünüyorum. Buralarda elimize sağlık. Hemen başka bir arkadaşımızın köyüne bakalım. 400 yorum atmışsınız bu arada. Önceki de gerçekten fazla yorum atmışsınız. Yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Farklı farklı köyleri incelemek benim de hoşuma giden bir şey diyebilirim. 12'den 14'e geçiyorum reis demiş. Kalp bırakmış. Hemen bakalım köyüne. Yorumun için teşekkür ediyorum. 12'den 14'e. Evet. BD binası 14'üz. 80, 80, 55, 30 olacak normalde kahramanlarımız. Bir kahraman mesaisi bizi bekliyor olacak. Türkmenistan adında bir klan arkadaşımız Türkmen olabilir.
Kartal topu yükseltmemiz var burada. Hayvan barınağı daha benimden sonra da çok yeni geçmişiz. Laboratuvarı bile yükseltmemişiz. O derece yeniyiz. Kaya saçarları hemen yükseltmişiz. Klan kalesini hemen yükseltmişiz. Kartal topunu hemen yükseltmişiz. 4 tane çok güzel yükseltme. Hayvan barınağı en önemli binasıdır. VD binası son 4'ün. 5. olarak bunu hallediyoruz. 6. olarak da inşaatçımız boştu. Duvarları halletmeye çalışıyoruz. Güzel. Az bir süremiz kaldı ama yeterince çalışırsak ve istersek duvarları da halledebiliriz. Bir de ayrıca laboratuvarı hızlı bir şekilde yükseltirsen etkinlik bitmeden çok çok tatlı olacaktır diye düşünüyorum. İnşaat üstü tarafında yıldız laboratuvarımız çalışıyor. Burada %20'lik bir şeyimiz var. %40 burada bir tane yükseltmemiz var. Çok güzel. İkinci yükseltmeyi görebilecek miyim? Evet, ikinci yükseltmeyi de gördüm. İnşaat üstü tarafında hem iki yükseltme hem bir tane araştırma, toplam 3 tane geliştirme yapabileceğimizin en iyisini yapmışız. Her şeyi yapmışız. İnşaat üstü tarafı için de eline sağlık diyorum. 6. inşaatçıyı almasına rağmen çok güzel gelişen ve oynayan bir oyuncumuz arkadaşımız. Son bir tane daha köy inceleyeceğim arkadaşlar. Mertcan Buyrukçu bence en büyük. Ha, bu arkadaşımızı incelemiştim. Kafana göre demiş. 3. yorumu denk gelmiş. Başka bir arkadaşımızın. İsmini okuyamıyorum. Gel bakalım. 179 seviye belediye binası 15'siz. 90-90-65-40. BD binası 14 gibi duruyoruz. Kostümleri çok güzel. Şu iki kostüm bence güzel bu arada. Barbar Kral kostümünü beğenmiyorum arkadaşlar, açık söyleyeyim. Dev eldivenle biraz kocaman olabilir ama yine de beğenmiyorum. 704 kazanan yıldızımız var. Gel bakalım. Bayağı kullanan seven var ama herhalde o kostümü. Biraz troll bir kostüm benim gözümde. Bir tane top yükseltmemiz var. Şurada dekorasyonlar bayağı güzel duruyormuş. Laboratuvarımız çalışıyor. Bir tane Cehennem Kulesi, bir tane Barbar Kral. 3. 7. inşaatçı çalıştırıyoruz. 4, 5, Unicorn, 6. şurada. Aman aman aman. Çok fazla yükseltme saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. inşaatçı boşta mı? Duvarlar vesaire için. Ya da 6. inşaatçımız mı yok? 6. inşaatçımız var. Çok fazla yükseltme var. Gözümden kaçmasın diye uğraşıyorum. Şurada 4 tane yükseltme var direkt. Üst tarafta da 2 tane var ama 7. inşaatçıyı da çalıştırıyor arkadaşımız diyecektim. Yok. 3 tane yükseltme var üst tarafta. 7 tane yükseltme birden yapıyor arkadaşımız. Duvarlarını bitirmiş. Etkinliği muazzam güzel değerlendiren ve çok doğru oynayan bir arkadaşımız. Bana göre altın bilet de muhtemelen almıyor. Kullandığı... Gerçi alıyor da olabilir. Bu akıpını kullananları her zaman almıyor olmuyor ama şunları taşla da almış olabilir arkadaşımız. Altın bilet kullanmıyor. Almıyor da olabilir. Ona rağmen çok sağlam gelişmiş köylerden bir tanesi diyebiliriz. Hem burada unicornumuzu yükseltiyoruz hem de laboratuvarda araştırmamızı yapıyoruz. 7 yükseltme zaten, duvarları bitirmişiz. Muazzam işler çıkartmışız. Bir de yakın zamanda BD binası ve monolisi de yükseltirsen senin için çok iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Onu tam etkinliğin son saniyelerinde, son saatlerinde yükseltirsen hatta senin için çok çok yararlı olacaktır. Burada altın deposu yükseltmemiz var. Onun dışında hava fişek yükseltmemiz var. 2 tane de çok çok güzel değerli yükseltmelerimiz bulunuyor arkadaşlar. İnşaat üstü tarafında %80 verimle burada da gelişiyoruz diyoruz. Ve elimize sağlık. Artık arkadaşlar Hammer Jam bitmeden önce son yükseltmelerimizi yapacağız. 2 günlük bir süresi kalmış. Şöyle göstereyim ben yükseltmelerimin süresini. Farkındaysanız hepsi 2 günden kısa. Neden diyecek olursanız arkadaşlar artık son saatlerde bile en uzun süreli yükseltmeleri basacağız. O şekilde Hammer Jam'dan son kez zararlanıyor olacağız diyebilirim. Hammer Jam'da neler yaptım? Kendi köyümü inceleyecek olursam tilki 7. seviyeye kadar yükselttik arkadaşlar. Muazzam bir verim elde ettik. Duvarlarımızın tamamını fulledik. Çoklu okçu kulelerini 2'şer seviyeye fulledik. Seken topları 2'şer seviyeye fulledik. Kaya saçarlarımızı fulledik. Klan kalemizi yükselttik. Kraliye şampiyonumuzu seviyesini maksadık. BD binası 16 seviyesinde kraliçemize bir seviye verdik. Barbar kralımıza bir seviye verdik. Laboratuvarda çok güzel işler çıkarttık. Şimdi meleğimiz yükseliyor bu bittikten sonra. Bir tane daha yükseltme yapacağız derken bayağı değerli yükseltmeler yaptık. Burada kartal topu da var ve daha sayamadığım onca şeyi yükselttim diyebilirim. Hammer Jam boyunca gerçekten verimli bir Hammer Jam etkinliği geçirmiş bulunduk arkadaşlar. Umarım sizler de güzel geçirmişsinizdir, iyi değerlendirmişsinizdir diye
Umuyorum ve artık bugünlük videomun sonuna geliyorum. Lütfen ama lütfen like'larınızı atmayı unutmayın. Esirgemeyin like'larınızı. 100 like geldiğinde yeni videoyla, yeni köy inceleme videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Yorumlar kısmına da köy etiketlerinizi bırakın. Abone olmadıysan halen sizlere neredeyse her gün video atıyorum. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Her şeyi yaptıysanız, like attıysanız, abone olup yorumları attıysanız o zaman sonraki videoda görüşmek kalıyor bize de. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım.